Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte banana bread yapacağız. Diğer bir adıyla muzlu ekmek ya da muzlu kek diye de çevirebiliriz. Banana bread yapımı için ihtiyacımız olan temel malzeme şöyle kararmış, iyice olgunlaşmış, şekerini salmış muzlar. Hem evdeki muzları da böyle olgunlaşmış muzları da değerlendirmek için bu tarifi kullanabilirsiniz. Banana bread'in diğer keklerden farklı bolca olgunlaşmış muz içermesi ve süt veya yoğurt ilavesinde bulunmayacağız. Şimdi şöyle 4 adet ben muzumu alıyorum, soyacağım bunları ve çatalla güzelce püre haline gelecek şekilde ezeceğim. Ve 2 adet yumurtamı da kabıma alıp kabaca çırpacağım, sonra yapımına başlıyoruz. Evet, şöyle muzlarımızı ezdik, püre haline getirdik, yumurtalarımızı da kırdık, şöyle kabaca çırptık, hiç çırpmanıza bile gerek yok. Şimdi üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik kahverengi şekeri ilave ediyoruz. Muzun zaten şekeri var. Çok tatlı olmasını istemiyoruz aşırı. Hatta siz çok daha az şekerde kullanabilirsiniz. Evinizde kahverengi şeker yoksa da beyaz toz şeker de tercih edebilirsiniz. Ama bakın, kahverengi şeker böyle hem koyu bir renk veriyor. Ben banana bread'te bu rengi seviyorum. Hem de daha sakızımsı bir doku veriyor. Şöyle yarım su bardağı zeytinyağı. Hiç normal kek yapmamış olanlar bile banana bread'i çok rahat yapabilir. Bakın, hiçbir püf noktası yok. Yani tek püf noktası muzlarınızın olgunlaşmış olması ve malzemelerinizin oda sıcaklığında olması. Bakın, yani çırpmıyoruz bile. Normal bir spatulayla da karıştırabilirdik. Şimdi muzlarımızı ilave edeceğiz. Yani normal kek yapımında hani nasıl başlarız? İşte şekeri ve yumurtayı iyice böyle çırparak başlarız. Boza kıvamına getiririz. Hiç o aşamalara gerek yok. Şöyle iyice karıştırmak yeterli. Tamam. Şimdi ek malzemeleri ilave edeceğim. Bu ek malzemeleri siz çeşitlendirebilirsiniz. Ben banana bread'e şöyle iri iri doğranmış cevizi ve damla çikolatayı çok yakıştırıyorum. Siz isterseniz hurma ilave edin, fındık ilave edin. Yani artık gerisi sizin damak zevkinize kalmış. Şöyle yine kabaca karıştırıyoruz. Son olarak şurada bir baharat karışımımız var. Bu da yine sizin zevkinize kalmış. Yalnız bir çay kaşığı karbonatı muhakkak ekleyin ki kabarsın. Bu baharat karışımının içerisinde bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı kakao ve çay kaşığının ucuyla da tuz var. Bunu da şöyle katıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi geriye tek bir malzememiz kaldı. O da un. Banana bread yapımında çok fazla un kullanmıyoruz. Çünkü zaten ezdiğimiz muzların da bir dokusu var. Ben geçen yaptığımda 1,5 su bardağı un gitmişti. İşte muzlarınızın büyüklüğüne, yumurtanızın büyüklüğüne göre maksimum 2 su bardağı un gidiyor. Şimdi azar azar un ilavesini de yapacağız ve kıvamını bulacağız. Evet, şöyle harcımız hazır, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle baton bir kek kalıbına döküyorum. Şöyle normal bir kek harcı gibi. Belki bir tık daha koyu olabilir. Evet, harcımızı kek kalıbımıza döktük. Şimdi 180 derece fırında pişmeye veriyoruz. Evet, banana bread fırından çıktı. Hatta biz dayanamadık, sıcak sıcak birkaç dilim yedik. Bakın, şöyle tam olması gerektiği gibi elastik, içi böyle hafif nemli bir dokusu var. Normal keklere göre yapımı oldukça kolay. Üstelik tadı da çok güzel ve daha sağlıklı. Bunları ek olarak evde de kararmış muzlarınızı değerlendirmeniz için güzel bir tarif. Afiyet olsun.